Merhaba arkadaşlar. Tam 2 hafta önce bugün sol gözümden, 1 hafta önce bugün de sağ gözümden akıllı lens ameliyatı oldum. Şu anda gayet güzel görüyorum. Çıplak gözle baktığım, yani gözlüksüz baktığım zamana göre müthiş bir fark var. Gözlüklü halime göre hafif bir pusuluk ve araba farlarında ufak bir harelenme durumu var. Ama bunun da doktor zamanla geçeceğini söylüyor. Gayet net görüyorum. Küçücük yazıları bile okuyabiliyorum. Ve gayet mutluyum şu anda. Akıllı lens ameliyatı olan birinin neler yaşadığını merak eden insanlar için çektim bu videoyu. Videonun şuralarında bir yerlerinde olsa gerek. Gözlükle neler yaşadım, multifokal gözlüklerle nasıl yaşanıyor onları anlattım. Videonun sonlarında, yani şuralarda bir yerlerde ise doktorumla yaptığım röportajım var. Mutlaka izleyin. Hadi gelin şimdi gün ve gün neler yaşamışım onlara bir bakalım. Merhaba. Bugün 03.01.2024 Çarşamba. Ve ben bugün ilk akıllı lens ameliyatım oldum. Şu ana kadar bu konuyla ilgili olan yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak adına bir fikrim yoktu. O nedenle bugün içerisinde hiç video almadım ama eve gelince aklıma geldi. Dedim ki bugünkü deneyimlerimi paylaştığım bir video olsun. Ben Uğur Köroğlu. 1974 doğumluyum. 2024'e girince de bu akıllı lens ameliyatını yaptırmak istedim. Bir aydır birkaç farklı göz hastanesine giderek muayene oldum. Ve bu muayeneler sonucunda en çok içime sinen, fiyat performans diyebileceğim bir hastane ile anlaştım. Yılbaşı öncesi esasında kararı verip işte ne zaman yapılacağını düşünecek duruma gelmişken birazcık lensin gelmesini bekledik. Zeiss lens takıldı benim gözüme. Alman marka bir mercek. Bugün neler yaşadım? Onu şöyle kısaca bir özet geçeyim. Bugün saat 3'teydi, 3.30'daydı bizim operasyon saatimiz. Ve ben saat 2.30 gibi hastanedeydim. Operasyon sıkıntısız geçti. Yani acı operasyon esnasında herhangi bir böyle yoğun bir acı hissetmedim. Yani diş için bir dolgu yapılırken vesaire bile canınız daha fazla acıyabiliyor. Uyuşturulmuş olmasına rağmen bile dişiniz daha fazla acıyabiliyor. Burada herhangi bir iğne falan yapılmadan göz damlalarıyla zannediyorum bir uyuşturarak operasyon gerçekleştiriliyor. Operasyon sırasında bir robotik bir şeyle, bir cihazla muhtemelen yardımlaşarak operatör doktor işlemi yapıyor. Bu cihaz bir takım sesler çıkartıyor. Doink, diz, doink falan gibi. Bir de arada sırada işte ready falan gibi bir takım işte komutlar söylüyor. Doktor da ona göre ne yapacaksa yapıyor orada. Operasyon gayet başarılı bir şekilde geçti. Zannediyorum toplam süresi olsun olsun operasyonun toplam süresi 10 dakika falandır yani. Ama biz toplam 1,5 saat kadar işte gittik, orada bekledik, tekrar cihazlara tek tek girdik. Yeniden ölçümler yapıldı, teyit edildi. İşte girdik, çıktık vesaire, toplam 1,5 saat kadar geçmiş oldu. Operasyon hemen sonrasında da herhangi bir acı yoktu. Daha sonrasındaki saatlerde de, bu saate kadar da öyle herhangi bir şey yok. Dediğim gibi ben bir acı, çok büyük bir yoğun bir acı hissetmedim. Operasyon esnasında bir ışığa bakmanız isteniyor sizden. Üçlü, güçlüce bir ışık. Tek sıkıntı o ışığa bakmanın verdiği rahatsızlık hissi. Onun haricinde bir şey yok. Operasyon sonrasında da bir şey yok. Günaydın. Güzel bir gece geçirdim. Herhangi bir ağrısız yok. Gözümün üzerine olan tarafa doğru yatmamaya dikkat ettim. Ama oldukça güzel dinlendim. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda saat 7.30. 9 gibi doktorun yanında olacağız. İnşallah her şey yolunda gidecek. Evet, şimdi yoldayız. Yaklaşık bir yarım saat sonra hastanede olacağız. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Yılbaşı ve Perşembe günü saat kaç gibi gelirsiniz? Sabah erken saatlerde bir şey yapalım.
Sonra göz ölçümü yaptıracağız. Sonra tekrar gelebilirsiniz. Çok iyi. Aha, görüyorum hakikaten. İlk günden gayet iyi. Şimdi bulundu. Şöyle merceğin sanki şöyle şurasında bir şey görür gibiyim. Bu şeydir büyük ihtimalle. Şimdi bu merce halka sistemiyle çalışıyor ya akıllar. O halkayı görüyor olabilirsiniz. Özellikle ışıklarda biraz parlama yapıyor. İlk aylarda biraz fazla oluyor. Altıncı ayda bayağı azalıyor yansımalar. Böyle şey yaptıkça sanki ekrana sonradan gelen bir şey varmış gibi. Yok, onları yavaş yavaş alışıyorsunuz. Üç odaklı olduğu için bir diğer göze yapınca da onlar yakını görmeyi sağlıyor o adam şeyler. Anladım. Onun dışında bu uzağı iyi görebilecek miyim? Tabii. İlk gece, her geçen gün daha da güzel görür. Tamam. Şimdi bile %90 civarı görüyor uzağı. Şeye göre daha, şimdi sağ gözümde henüz şey yok ya, sağ gözümde lens yok, sol gözümde var. İkisi arasında şu an şey var, yani bu daha şey görüyor net, uzağı. Uzağı. Ama bu yakını, yapılmış olan yakını... Yavaş yavaş onlar iyice oturacak, güzel. Bir de böyle sanki iç katmanlarında değil, göz kapağımla gözümün arasında sanki bir şeyler varmış gibi geliyor şu an. Şimdi ameliyatın daha ilk günü, onları hissedersin. Daha yavaş yavaş geçer. Böyle açtık gözümüzü. Çok bastırmayalım, kaşımayalım. Tamam. Şimdi. Üç gün sonra kontrolümüz var burada. Perşembe. Perşembe, cumartesi. Hatta cumartesi aynen, cumartesi pazara geliyor da pazara, cumartesi günü tekrar kontrol edelim. Tamam. Ondan sonra da pazar gözünü ameliyat planını yapalım. Tamam. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Ocak 2024 Cuma. Ameliyat olalı 2 gün oldu. Bu sabah görüşüm daha iyi. İş yerime geldim. Gayet keyfim yerinde. Orijinal gözümle gözlüksüz tabii ki göremiyorum. Diğer gözümle gayet net bir şekilde, daha net bir şekilde görebilmeye başladım. Hafif bir pusluluk var. Akşam eve giderken araç kullandığımda arabaların farlarındaki hareleri, her zaman söylenen bir hare durumu vardı. O hare nedir? Onu fark etmiş oldum. Bunu size resimlerle açıklayacağım. Onun haricinde her şey gayet güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Ocak Cumartesi. Şimdi hastaneye doğru yola çıktım. Gördüğünüz gibi aracı kendim kullanıyorum. Bir gözümde numaralı gözlüğüm. Diğer gözümde ise boş. Doktora 8-10 tane kadar soru hazırladım. Onları sormayı planlıyorum. Gözümdeki pusluluk hafif devam ediyor. Açık havada görüşüm gayet iyi. Ama yine de gözlüklü gözlüğüme göre bir tık uzağa daha iyi göremiyorum. Yakında fena değilim. Uzakta ve orta mesafede ufak bir gözlüklü gözüme göre daha iyi göremiyorum. Bakalım tüm bu şeyleri doktorumuza da soracağız. İnşallah güzel haberler alacağız. Yakın sanki daha iyi. Uzak. Uzak bir tık daha sanki. Eskiye göre daha iyi. Güzel mi? Şimdi şöyle, akıllı lenslerde şöyle bir şey var. Şimdi tek göz, iki göz muhabbeti var ya. Bir gözümüz yakın görüyor, bir gözümüz uzağa görüyor gibi, yakın hiç görmüyor. Her çok karışık oluyor. İlk defa da göz alışmaya çalışıyor. Bu ikinci ameliyatı yapınca bu etkiler iki göz birlikte sinerjik bir etki yapıyor. Bayağı uzak yakın görme, o şeylerimiz bayağı azalıyor. Tek göz yapınca genelde bu tarz böyle ne olduğunu tam bilgi olmayan şeyler oluyor. Ben şimdi şöyle bir şey yaptım. Bunu böyle çıkarttım. Tamam hocam, çıkarttım. Ama çünkü şey olmuyor yani, bir türlü dediğiniz gibi dengelenemiyor.
Şimdi bazı şeyleri değerlendirince bu gözlük camıyla gördüğüm şu an daha net buna göre. Hı hı. Tabii böyle çıkarttığımda kıyaslanamaz yani bu çok daha kötü. Ama böyle bakınca bir tık solgunluk var. Şeyde. Solgunluk var. Bu şeyler farklı oluyor. Bu sağ gözünüze yaptığınız zaman bu şeyler gelecek. Çünkü çok şeyler farklı ya. Peki bu harelenme ile alakalı şey? Harelenme şöyle, ilk bir ay bayağı yoğun oluyor. Etrafında mutlaka oluyor onlar. Özellikle zaten o yüzden uzun yolculuk önlerine kadar ilerliyor. Ama 6. ayda hare oluşsa bile hiç hastalarımız şey diyor. Yani ben tamamen alıştım diyor, %99. Şey, mesela dün bir şeye gittim, bir kafeye gittim. Şimdi akşam karanlıkta görüş biraz daha düşüyor sanki. Ve bu düşünce ve o lambaların haresi olunca ben insanların yüzlerini seçemiyorum. Çünkü hareler o kadar böyle büyükçe görünüyor ki. Bu sefer insanların bu böyle devam mı edecek? Yok, bu devam etmeyecek. Diğer gözü yapınca onlar düzelecek. Onlar düzelecek. Ben aslında 8-9 tane soru hazırlamıştım size ama sorayım mı onları yoksa şey mi? Işık hareleri sanırım bu puslukla alakalı zaten. Yani o ne kadar sürecek diye sanmıştım zaten söylediniz. Karanlık yarı aydınlık ve aydınlıkta görüş farkı var. Aydınlık örneğin çok güneşli bir yerde sıkıntı yok. Ama şey oldukça renk skalası da sanki soğuğa doğru gidiyor biraz. Bununla mesela yeşili canlı görürken bununla bir tık soğuğa doğru. O da düzelecek. Tabii tabii onlar düzelecek. Tamam. Siyah zemindeki beyaz yazıların etrafında böyle bir şey oluşuyor. Bir ışık parlaması oluşuyor. Beyaz zemindeki yazılarsa bununla okuduğumda mesela bold yazı gibi görürken, bold karakter gibi görürken bununla regular karakter gibi görüyorum. Yani daha ince. Bununla daha kalın, bununla daha ince. Hangisi doğru olan? Ya da şu o kişiden kişiye değişiyor ya. O şeyler dediğim gibi şu an karşılaştığımda çok farklı şeyler. Bir teknolojik bir şey, bir kendi doğal diyorsunuz. Yani onlar çok farklı olacak. Ameliyattan sonra onların karşılaştığı şeyleri gideceği için. Tamam. Bu akşam harelenmeyi söylemiştim. Zaten harelenmeyi şey yaptınız. Şimdi ben size gelmeden önce başka bir yerden de muayene oldum, bilgiler almıştım. Ve orada bana işte iki çeşit lens olduğunu, bir tanesinde harelerin olmadığını ama görüşün sıfıra kadar düşürülemediğini söylemişlerdi. Acaba bu gözüme öyle bir lens taksak, bu gözüme şey yapsak falan? Ya ama bu gözünüzde yine hale olacak ya. Sonuçta bir tanesinde varsa ikisinde de olsun bence. Çünkü kalitesini biraz değiştiriyor, bozuyor. Hani bununla, çünkü bu gözlüğü takıp şey yapınca beyin ortalamasını alıyor. Mesela bunda tek bakınca böyle kocaman ağrı. Mesela siz şu an bu gözlükte çok rahat mısınız? Yani o dediğiniz şeyi takarsak yakın bayağı bozuk olur. Bir buçuk numara falan gözlük numarası yine kullanmanız lazım. O zaman. Tabii yoksa onu direkt onu takardık öyle. O zaman olmaz. Bir de son şey, harelenmeyi azaltıcı şey var mı? Şimdi yapmanıza gerek yok zaten. O kendi azaltacak. Bazen sarı cam öneriyoruz. Araç şeyleri için ama şimdilik gerek yok. Tamam. O zaman sorularım bunlar. Şimdi şöyle bir bakalım tekrar. Şimdi şu an vereceğinize bakıyoruz. Tam ortada. Oradan ne gözüküyor? Şu çizgiler astigmat mercekleri. Birazcık gözünüz açılıyor. Hani astigmat da var. Biraz onu kaldırmak için tonik mercek dediğimiz mercek takmış. Böyle bir astigmat da ortadan kalkmış. Şöyle güzel gözüküyor halkalarda. Hadi diğer gözü. Diğer gözü birazcık büyük bir şey. Açalım biraz. Normal mercek fark edelim. Burada. Şurada bir yazmış.
Selamlar. Bugün 7 Ocak Pazar. Sonunda spor salonuna gelebildim. Spor salonunda en büyük yaşadığım sorunlardan bir tanesi şifremdeki şu yazıları görememekti. Şimdi gayet bu yazıları bu ameliyat olduğum gözümle görebiliyorum. Durum iyi. Merhaba. Bugün 8 Ocak Pazartesi. İşime geldim. Her şey gayet yolunda. Gözüm günden güne daha da iyi oluyor diye hissediyorum. Ya da beynim alışıyor bu duruma. Ben bu maceraya neden başladım? Neden ameliyat olma isteği bende bu kadar arttı ve böyle bir şeye girdim? Bunu biraz izah edeyim. Şimdi kullandığım gözlüklerden bahsedeyim. Yakınım bozulunca yakınla alakalı gözlük kullanmaya başladım. Bunu zaten hani şunu bilirsiniz. Buradan yakını görebiliyorsunuz. Ancak uzağa ya da orta mesafeyi görebilmek için gözlüğün üstünden bakmanız lazım. Çünkü bununla ekranı göremiyorsunuz. Bu sefer bu ekran bulanık. Yani bilgisayarda çalışırken örneğin. Ama zaten buradan baktığımda da göremiyorum ekranı. Zaten çıplak gözle de bulanık gördüğüm için. Dolayısıyla bu gözlükler sadece çok yakın mesafeyi görebiliyor. Örneğin bir yazı yazacağım bilgisayara. Mesela işte bir evraktan bir şey geçireceğim. Bu evrağın üzerindeki yazıları bununla görebiliyorum. Ama ekranı göremiyorum. Şimdi böyle bir problem var. Bunun için bu sefer orta mesafe gözlüğü. Şimdi ekranı daha rahat görüyorum ama bu sefer bu kağıdı göremiyorum. Yani bunun üzerindeki yazılar hafif kargacık burgacık. Yani bir net değil, konforlu değil. Uzağı da göremiyorum. Yani sadece bu işte bir metre kadar mesafedeki bir şeyi görebiliyorum bununla. Ondan sonra dedim ki bu iş böyle olmayacak. O zaman ben uzak yakın bir gözlük alayım. Bunlara bifokal gözlük deniliyor. Bu bifokal gözlüklerde üst taraf uzak, alt taraf yakın. İki katman var sadece. Belki şuradan anlaşılabilir. Evet, ekranda görünebiliyor. Çok hafif bir şey çizgisi var. Fark çizgisi. Oradan gözümün ne kadar bozuk olduğu da belki şey yapılabilir. Ve bununla uzağı görebiliyorum. Yakını görebiliyorum alttan şuradan bakınca. Ama bu sefer de ameliyatlı gözümle rahatsız oldum şimdi bunun numarası yüksek olduğu için. Bu sefer de ne oluyor? Orta mesafe yok. Yani uzak var, yakın var, bilgisayarı gene göremiyorum. Yani sıkıntı devam etti. Onun ardından ben şu gözlüğü aldım. Marka telaffuz etmek doğru mu çok bilemiyorum ama sonuçta mercek üreticisinin bu konuyla alakalı bir suçu yok. Bunun üzerindeki Seiko marka bir cam. Cam kalitesi oldukça yüksek. En üst düzey camı tercih ettim. Biraz sonra bunun nasıl bir şey olduğunu açıklayacağım size. Hatta şimdi açıklayayım. Şimdi buradaki olay şöyle. Şuradaki şey gibi mesafe, görüş mesafesi üst taraftan uzağa görüyorsunuz bu gözlükle. Şu orta taraftan en ince kısımdan orta mesafeyi görüyorsunuz. Yani bilgisayarı görebiliyorsunuz. Şu alt taraftan da yakını görebiliyorsunuz. Yani uzaktan yakına doğru giderek tüm numaralarınız bu gözlüğün içerisinde var. Şimdi buradaki kullanım olayı yine çıkarttım. Çünkü bu gözlüklerde şeyi çıkartmış durumdayım. Sol gözümü yani ameliyatlı olan gözlük camını çıkarttım. Bununla daha rahat ediyorum şimdi bununla görebildiğim için. Şimdi bu gözlükteki o görüş alanı biraz önce tarif ettiğim gibi olduğu için siz gözünüzle en doğru görebildiğiniz açıyı buradan yakalıyorsunuz. Kafanızla ya da işte
baktığınız objeyi değiştirebiliyorsanız, elinizde işte kağıt varsa kağıdı odağınıza odaklıyorsunuz. Mesela şu mesafeden benim şuna şöyle bakmam lazım. Şu mesafeden şöyle bakmam lazım. Biraz daha uzaktan biraz daha farklı bakmam lazım. Yani kafayı ve şeyi oynatarak değiştiriyorsunuz bu açıyı. Şimdi işin acayip tarafı şu. Buradaki gözlüğü yapanın, merceği bu gözlüğe monte edenin, eden kişinin ustalığı aşırı derecede önemli. Çünkü bu gözünüzdeki odaklamayla, bu gözünüzdeki odaklama çok iyi ayarlanmalı. Çünkü insanın biliyorsunuz zaten yüzü asimetrik. Yani bir gözünüz diğerinden bir tık daha aşağıda olabilir. Bir gözünüz tam burnunuzla aynı mesafede olmayabilir. Çok hafif bir şey olabilir. Ve bu hafif merkezden kayıklık, yukarıdaki, aşağıdaki ve yatay düzlemdeki kayıklıkla bu gözlüğe çok iyi bir şekilde oturtulması lazım. Çünkü buradaki o şey, buradaki o merkezleme durumu burada aynı şekilde merkezlenmediyse ya da bakın benim şu anda gösterdiğim gibi böyle böyle duruyorsa siz bunu kullanamazsınız. Çünkü bu burada gördüğünüz şeyle burada gördüğünüz aynı değil. Onun için bunu tam böyle merkez odak nasıl yapılacaksa en doğru pozisyon hangisi ise orada kalmalı ve onu o şekilde kullanmalısınız her zaman. Dolayısıyla bunu yapacak olan kişinin yaptığı işi çok iyi yapıyor olması lazım. Her gözlükçü ne yazık ki bunu o kadar iyi yapamıyor. Bu mercekleme meselesini, bu merkezleme meselesini o kadar iyi yapamıyorlar ve size sürekli gözünüz alışacak, siz biraz daha devam edin, gözünüz alışacak şeklinde söylüyorlar. Esasında tamam, göz alışacak. Onun bir şeyi var. Doğru. Hatalı değil o kelam. Ancak eğer ısrarla alışamıyorsanız, özellikle başka bir şey söylüyorum. Eğer bu gözlüğü taktığınızda, bu multifokal gözlüğü taktığınızda, benim şu an yok da, bir tanesinde var, bir tanesinde yok. Bu multifokal gözlüğü taktığınızda, örneğin bir şeye bakıyorsunuz, ekrana ya da herhangi bir yere. Bir gözünüzü kapattınız, hiç pozisyonunuzu değiştirmeden, kafanızı oynatmadan, karşınızdakini oynatmadan. Bir gözünüzü kapattınız, diğer gözünüzle bir noktaya bakıyorsunuz. Sonra bunu kapatıp aynı noktaya baktığınızda aynı temizlikte görebiliyorsanız okey. Ama aynı temizlikte göremiyorsanız böyle arayıp doğru netliği, doğru pozisyonu şöyle bulup ha burada daha net görüyorum diyorsanız ve bunu kapattığınızda bununla bulanık görüyorsanız sizin gözlükleriniz iyi merkezlenmemiş demek. Yani eğer bunu kapattığınızda net görüyorsunuz. Bunu kapattığınızda net görüyorsunuz. O zaman problem yok. O zaman merkezlenmiş. Sizin vücudunuz, beyniniz, gözünüz bir şekilde ona zamanla alışacak. Ama bu yoksa o zaman sizin gözlüğünüzde bir hata var ve muhakkak gözlükçünüzle bu durumu düzeltmek üzere konuşun. Sonuç itibariyle ben de deneye deneye ne olduğunu anlamak için bayağı uğraştıktan sonra ancak bu durumun ne olduğunu anlayabildim. Böyle olmasına rağmen şimdi bu gözlük camları en yüksek düzeyde en açıkçası pahalısı olmasına rağmen görüş alanı, orta mesafedeki görüş alanı ne yazık ki bu kadar kısıtlı. Ve ekranda bir şeyi okurken benim şey yapmam gerekiyor. Yani gözünüzü oynatarak ekrandaki bir yazıyı okuma şansınız yok. Orta mesafede en büyük problem orta mesafede. Uzak mesafede çok büyük bir problem yok. Yakın mesafede çok büyük bir problem yok. Yani bu kullanışta. Ama orta mesafede bir problem var. Orta mesafede sadece gözünüzle takip edemiyorsunuz. Mecburen kafanızı oynatarak odaklamanıza, baktığınız yere kafanızı oynatarak takip etmeniz gerekiyor. Ya bu duruma bir süre sonra vücut, beyin, baş falan alışıyor. Yani ister istemez şey yapıyorsunuz. Hatta kedilere biraz dikkat ettim. Kediler de böyle
bir yere bakacakları zaman gözlerini oynatmıyorlar diğer hayvanlar gibi. Kediler de böyle başlarını çevirerek nereye bakacaklarsa öyle bakıyorlar. Yani biraz kedi gibi oluyorsunuz bu gözlükle. Diğer bir problem de mesela yüzünüzde yakın bir yere sakal tıraşı oluyorsunuz. İşte şuraya bakacaksınız, bakamıyorsunuz. Yani şurayı tıraş ederken şu açıdan göremiyorsunuz işte. Orası bulanık görünüyor. Yani benim şu gözümle şu an şuradan burayı görmem lazım. Buradan göremiyorum. Çünkü burası bulanık gösteriyor gözümle. Gibi sorunlar var. Yani bu gözlük kullanımında. Dolayısıyla bir türlü ben konforuma ulaşamadım. O konfora ulaşamadığım için de bu akıllı mercekleri düşünmeye başladım. Akıllı merceklerle alakalı araştırmalar yaptım. Birçok işte şeyi araştırdım. Ancak şu an benim yaptığım bu video gibi açıklayıcı bir videoyla hiçbir yerde karşılaşmadım. O nedenle bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Her geçen gün be gün gözümdeki iyileşme nasıl oldu? Birkaç gün sonra sağ gözümde de ameliyat yapılacak. Sonra onda ne gibi şeyler olacak? Ne gibi şeyler yaşayacağım? Bunların hepsini de sizlerle paylaşmış olacağım. Görüşmek üzere. Bugün 9 Ocak Salı. Görüşüm gayet iyi. Giderek iyileşiyor. Yakın hiç fena değil. Orta ve uzak mesafede ufak tefek sıkıntılar var. Bugün doktorumuzun asistanı aradı ve yarın ameliyat için hazırlıklarının tamam olduğunu, lensimin geldiğini söyledi. Yarın saat 2:30'da davet etti. Bakalım, heyecanla bekliyorum. Sol gözümdeki bu orta mesafe ve uzak mesafedeki şu an net görmememin sağ gözümdeki operasyonun daha yapılmamasıyla da alakalı olduğunu söyledi. Sağ gözümde yapılınca iki gözümü birden açtığımda, iki gözümle uzak mesafeye baktığımda net göreceğimi söyledi. Bakalım göreceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Ocak 2024 gece saatlerindeyiz. İlk videoyu çekmeye buradan karar vermiştim. Şimdi aynı yerden ikinci gözümün de ameliyatı bittikten sonra yine bir video paylaşayım istedim. Gayet güzel geçti ameliyat. Öyle bir acı yoktu. Bu sefer tabii daha tecrübeli olduğum için, başıma nasıl bir şey geleceğini bildiğim için daha rahattım. Bu defa esasında şey istedim, bana bir sakinleştirici yapmalarını istedim. Geçen sefer hiçbir şey istememiştim. Bir kalçadan yapılan bir iğneyle hafif bir sakinleştirici verdiler. Sanırım o da daha sonra uyku yaptı. Bu iyi oldu. Çünkü geçen sefer ameliyattan sonra hiç uykum falan gelmemişti. Hafif bir yanma hissi gibi bir şey oluyor. Yani bir acı yok ama ameliyattan sonra bir yarım saat, bir saat falan süren bir yanma hissi oluyor. Doğrudan eve gelip uzandım. Daha rahattım ve belki gelip uzandıktan işte bir saat sonra, belki biraz daha fazla, bir iki saat kadar uyumuşum ve o iyi de geldi esasında. Uyandığımda daha da kendimi iyi hissediyordum. Hiçbir ağrısızı yok şu anda. Sabaha gözümün açılmasını merakla bekliyorum. Sol gözüm gayet başarılı. Bugünkü ölçümlerde dereceleri 0,25 yakın, 0,50 uzak gibi, daha da güzel bir yere gelmiş. Gün geçtikçe bunlar sıfırlanacak diye de söyledi doktorumuz. Evet arkadaşlar, güzel bir gece geçirdim. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Ağrısızlığı, en ufak bir problem yok. Birazdan hastaneye gideceğiz. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Diğer gözünüzün ilaçları kullanıyorsunuz değil mi Uğur Bey? Kullanıyorum. Tamam. Bir orayı temizleyelim. %4, 0,5. Yok. 0,5, 0,6, 0,7 mi? Çok. Artık bayağı daha da iyi görüyorsun. Yani evet. AT. Alttaki o herhalde. O. Şu an uzak da bayağı netleşti. İki göz birden yapacak. Evet.
Daha numaraların da şey olmamış hatta. Sıfır yapmamış değil mi? Ya şimdi orada çıkanlar bazıları sıfır gözüküyor, bazıları sıfır değil ama orada çıkan numaralar çok önemli değil. Asıl önemli olan hani buradan gözlüksüz onları okuyabilmeniz. Hı hı. Biraz kızarıklık var. Ekrana yansıtır mısınız? Neleri öğrendik? Ekrana şöyle yansıtalım. Şimdi bu bugünkü gözümüz, bu daha önceki yaptığımız gözümüz. Şöyle halkalar şöyle yapınca belli oluyor. Buradan da bir gözü oldu. Şu küçük yatama halkalar geliyor. Bu da bugünkü, dünkü yaptığımız göz. Hafiften dış kısmı burada biraz ödem var. Ortası iyi. Gayet iyi. Burası tamamen geçti zaten. Dediğim gibi en büyük yan etkisi biraz ışıkları büyük görüyor olabilirsiniz. Onlar da zamanla alışıyor. Ve buradaki ışıklarda darbe farkı aynen. Noktasal ışıklarda. Noktasal ışıklar biraz büyük gösteriyor. Onun dışında uzak yerden gayet güzel gözüküyor. Harika. Süpersiniz doktor. Cevabı ne? Yerinize sana. Rica ederim. Vallahi her şey çok güzel. Ne zaman geleceğiz bir daha? Merhaba arkadaşlar. Bugün 11 Ocak Perşembe. Bu sabah sağ gözümden bandajlar çıkartıldı. Dün ameliyat olmuştum. Şu anda saat 2 ve ben iş yerindeyim. İş yerime bandaj çıkartıldıktan sonra iş yerime geldim. Yine yapılacak yazışmalarım, bir takım banka işlerim falan vardı. Onları hallettim. Bilgisayarda çalıştım. Gayet güzel görünüyor. Yani çok memnunum. Özellikle bandaj çıktıktan sonra yani ilk an çok şaşırdım. Gerçekten bu kadar hemen ilk anda bu kadar net görmeyi beklemiyordum. İki göz birden ameliyat olunca ikisinin ortalaması gayet güzel bir sonuç verdi. Şu an uzağı da gayet iyi görüyorum. Yakını da gayet iyi görüyorum. Daha ilk günden oldukça başarılı. Şimdi şöyle henüz daha iki gözümün de numarası daha sıfıra inmedi. Hala daha muhtemelen gözümün içerisinde bedenin kendi onarım çalışmalarına, uyumlanma çalışmalarına devam ediyor. Ama şu anki haliyle bile gayet başarılı bir şekilde görebiliyorum. Çok küçük yazıları yakını, uzağı net bir şekilde görebiliyorum. Hafif bir pusluluk var. O devam ediyor. Işıklardaki harelenme hali, aslına bakarsan sol gözümde ilk yapıldığında çok daha fazla idi. Şimdi iki gözüm birden birleşince o denli bir harelenme de görmüyorum. Ama bir hare var. Bugünkü şeyim bunlar, bugünkü yaşadıklarım, şu ana kadar yaşadıklarım bunlar. Ama genel olarak söylemeliyim ki memnunum. Yani Allah'a çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Ocak Cuma. Ben gayet iyi hissediyorum. Gayet güzel kalktım. Dün gece normal uykumdan biraz daha fazla uyuduğumu zannediyorum. Ve zannediyorum uyurken beden bir şekilde kendi kendini onarıyor. Daha güzel iyileştiriyor. Bu sabah şaşırtıcı düzeyde iyi görerek uyandım. Hala daha iyi görüyorum. Saat şu anda 2 ve yine iş yerime geldim, çalıştım. Ben sağ gözümdeki adaptasyon sürecinin bu kadar hızlı olabileceğini gerçekten düşünmemiştim. Yine sağ gözümü kapatıp sol gözümle biraz işimi gücümü bakarım, herhalde o şekilde idare ederim diye düşünürken iki gözüm açık, gayet güzel görüyorum. Yakını oldukça iyi görüyorum, uzağı bayağı iyi görüyorum. Gözümü kapadığımda sağ gözüm biraz bulanık, sol gözüm daha net. Ama iki gözümü birden açtığımda gerçekten oldukça iyi bir görüşe sahibim. Allah nazardan saklasın. Gelişmelerden yine sizleri haberdar edeceğim. Bugün 13 Ocak Cumartesi. Şimdi
tek başıma şeye gidiyorum, kontrole. Güneşli bir gün, soğuk ama gayet güneşli bir gün ve ben görüşüm çok açık. İnanılmaz mutluyum. Çok iyi görebiliyorum. Uzağı da çok net görüyorum. Yakını da çok net görüyorum. Keyfim çok yerinde. Bakalım muayene sonucunda neler söyleyecek doktorumuz. Ben daha önce size söylediğim gibi hiç YouTube'da bu konuyla ilgili tecrübe edilmiş birisinin videosunu bulamadım ve ilk ameliyatı olduktan sonra, ilk gözümün ameliyatı olduktan sonra dedim ki ya ben böyle bir şey yapayım. Keşke öncesinde de hazırlık yapsaydık ama yapmadık. Ama sizinle tanıştığım için çok memnunum. Çünkü şeyde yani buraya bu kararı vermeden önce birkaç yere gittim ve bu birkaç yerde esasında hiç de böyle konforlu bir iletişim kuramadık. Ama sizinle çok güzel bir iletişim kurduk. O yüzden çok memnunum. Sonuçtan da çok memnunum. Ve bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Olur. Ben Kırşehir'de doğdum. Hatta bir 18 yaşına kadar Kırşehir'den sonra Ege Tıp'a gittim. Ege Tıp'ta 2005 yılında gittim. 2012'de mezun olduktan sonra Beyoğlu Göz İhtisası'nı kazandım. Göz İhtisası'nı. Beyoğlu Göz'de çalıştıkça uzmanlığımı işte 2017 civarında, 2017-2018 gibi aldıktan sonra işte çeşitli görevlerde bulundum. Şanlıurfa'ya gittim, Konya'da çalıştım. Daha sonra yurt dışında ameliyatlar için Arnavutluk'a gittim, geldim. Böyle çeşitli yerlerde çalıştım. En sonunda son 1-2 yıldır da Bursa'dayım. Kendinden böyle bahsedecek olursam. Ben sizinle tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum. Yani hakikaten bu operasyonun nasıl olacağıyla ilgili, sonuçlarıyla ilgili ciddi endişelerim vardı benim. Ama gözlükte de hiç mutlu değildim. Sonuçta böyle bir, benim açımdan bir riskti yani bu kararı vermek. Ama siz her konuşmamızda beni rahatlattınız işin doğrusu. Evet. Şimdi onu da şöyle anlatayım ben size. Mesela bazı hastalarımız geliyor, işte ben akıllı lens olmak istiyorum diyor. Hani rahatlatacağım hastalar var, rahatlatmayacağım hastalar var. Ben sizi uygun gördüğüm için rahatlattım aslında. Mesela gelseydiniz bana işte miyop olsaydınız, mesela uzağı göremiyor, yakını çok iyi görüyor olsaydınız diyecektim ya ben size yapmak çok istemiyorum, sizi çok mutlu olmayacağınızı düşünüyorum diye özellikle belirtirdim. Ama baktım sizin numaralarınız uygun, yaşınız uygun bu ameliyata. O zaman dedim ki, o yüzden sizi cesaretlendirdim aslında ben. Teşekkür ederim. Ama yani uygun olmadığınızı düşünseydim, mesela bazen tır şoförleri geliyor, otobüs şoförleri geliyor. Onlar da bile yapılabilir ama onlar da göz bebek şey, araç farlarını biraz büyük gösterebiliyor bu. Bu onun işinden bile olabilecek anlamına geliyor. Bu sefer şimdi diyelim ki hiç rahatsız oldu, ışıklarda araba kullanamıyor, işini yapamıyor. Yani bu çok büyük sıkıntılar, mesleğinden olma ihtimali bile olabileceği için o tarz şeyleri zaten hiç önermiyoruz biz. Sizin hem mesleğiniz, hem yaşınız, hem göz numaralarınız, özellikle hipermetrop olup yakını hiç görmemeniz, uzakta bile problem yaşamanız ve uzakla yakınla ilgili. Bu da benim sizi cesaretlendirdim. Yani teşekkür ederim. İyi ki yapmışsın. Yani, ben her şey için çok teşekkür ederim. Eğer yani, söylemek istediğiniz başka bir şey varsa. Ya başka bir şey şu. Hani özellikle 45'li yaşlardan sonra yapmak lazım. Bazen erken yaşta olmak isteyenler oluyor. Biraz beklemelerinde, biraz sabretmelerinde fayda var. Eğer yakını gözlüksüz çok iyi görüyorlarsa önermiyorum. Yani bence çok zorlamasınlar. Çünkü bazıları çok zorluyor. Yani mutsuz olunca biz çok mutsuz oluyoruz yani hastalar mutsuz. O yüzden iki tarafta çok mutlu olması önemli. Siz mutlusunuz, biz mutluyuz. Yoksa ya hasta mutsuzsa biz ne parası önemli ne bir şey önemli bu saat, o saatten sonra, ameliyat olduktan sonra. O yüzden karşılıklı mutluluk çok önemli. Hani bu zamana kadar yaptığınız o kadar akıllı lens hiç mi mutsuz hasta yok diye sorarsa mesela bu zamana kadar işte diyelim ki 1000 tane yaptık. Mesela bir tane sulanmadan çok şikayetçi olan bir hastam var. Geçenlerde aklıma geldiği için söylüyorum. Hani bayağı şikayet böyle yani ediyor şikayet ama hani olay biraz daha farklı böyle. Aslında göz sulanma ihtimali yok. Göz sulanma yapacak bir mercek takmadık. Ama ameliyattan sonra büyük ihtimalle enfeksiyon ya da işte enfeksiyon değil de bu iyileşme sürecine bağlı. Belki göz yaşlarındaki bu kanallarda böyle birazcık geçici tıkanma olabilir. Hani onu açmaya karar verdik. Hani o tarz şeyler olabiliyor ama bu hiç öngörülebilir değil. Dediğim gibi 1000 tane belki 10.000 tane yapılmıştır. Böyle bir şikayet hiç kimse ama diyor. Sonuçta şey oluyor değil mi? Bir şekilde bir çözülüyor. Şekilde çözülüyor ama hani işte bazen hani suçlamalar olmasın diye söylüyorum. Ben ameliyat oldum şu kadar şikayetim var falan. Hani aslında hiç ilgisi olmayan
o zamana denk gelmiş olan şeyler de olabiliyor. Bazen de şey oluyor mesela, gözün arkasında bir jel tabaka var. Bu jel tabaka kopuyor. Bu ne zaman kopacağını bilmiyoruz ama 40'lı yaşlardan sonra kopuyor. Yani büyük ihtimal size de bir yana kopacak. Şimdi o ya da kopmuştur. Şimdi tam hatırlayamadım. O kopunca gözün ön tarafında böyle sinek gibi bir şey olmuş. Böyle sağa oraya bakıyorsun. Bazen ameliyat bunu tetikleyebiliyor. Tetiklemese bile eş zamanlı denk geliyor. Bu sefer işte ameliyat olduğum böyle bir şey oldu. Hani o tarz suçlamalar da olabiliyor. Şey olmasa işte hani önceden ben söylüyorum böyle bir şey olabilir, olmayabilir ama hani çok ameliyatta biraz tetikleyebilir ama şey değil. Sonuçta ameliyat olsa olacak. Olmasa da o iş olacak. Olmasa önemli olur. Olan bu tarz bir şey gördüğünde mutlaka gelmesi lazım. Çünkü o jel ayrılırken yırtık yapabiliyor. Yırtık olursa biz etrafını çeviriyorsa güvende kalsın. Ben galiba şunu anladım. Şimdi sonuçta bir şeyimiz bozuldu. Örneğin mesela işte kilo aldık. Evet. Ve kilo vermek istiyoruz. Sonuçta kilo vermek için bir şeylerden fedakarlık yapmamız evet. lazım. Mesela işte daha az yemek yememiz lazım, spor yapmamız lazım vesaire vesaire. Yani bir kendimizi zorlayacak bazı şeyleri yapmamız lazım. Zannederim bir şey bozulduğunda, yani gözümüz bozulduğunda artık ya gözlükle yaşayacağız. Benim mesela gözlüksüz yaşama şansım yoktu yani. Ben ne yakını görebiliyorum ne şey. Evet, ama gözlüklerle de mutlu değilim. Evet. Yani bir şekilde o bozulmuş artık ve olabildiğince en konforlu şekilde toparlamanın yolu. Ha, bunu toparlasak bile belki de ufak tefek bazı şeylerden fedakarlık yapmak zorunda kalacağız. Nasıl kilo aldığımızda vermek için, evet. spor yapmak için kendimizi evet. zorluyorsak. Onun gibi bir tık ufak tefek işte belki hafif bir puslu görüyorum ama bunun da geçeceğini söylüyorsunuz. Evet. Peki şey nasıl, ışık sizin için nasıl araba farları? Araba farları çok şey değil, çok aşırı rahatsız edici değil. Eğer şimdi beyin tabii daha önce görmediği bir şeyi ilk defa tekrar algılıyor ve ister istemez böyle farlar öyle parladıkça, hare oldukça farın içine bakasınız geliyor. Eğer yani siz yola değil de karşıdan gelen arabanın farına dikkatinizi verirseniz tabii ki şey oluyor ama yok ben yola bakacağım derseniz evet. sıkıntı olmuyor. Ya mesela bir motorcu arkadaşımız var. Ben de motor kullanıyorum. Öyle mi? Yani mesela evet. dedi ki ben her türlü İstanbul'dan şu an gidip geliyorum hiçbir sorun yaşamıyorum falan dedi. Yani çok dediğim gibi çok büyük ihtimalle bu sorunlar hiç olmuyor ama hani öncesinde mutlaka söylüyoruz ki olabilme ihtimaline karşın şok olmaz. Yani böyle biraz daha alışkanlık falan. Tabii. Bir de 6. ayda da bu şikayetler genelde Tabii. geçiyor. Yani nereye baktığınız gerçekten çok önemli. Şimdi bu odada mesela şu lambaların da bir pırıltısını ben biraz hissediyorum. Ama o parlıyor diye ben sürekli lambaya bakarsam yani o tabii ki sorun yaşarım yani. Evet. Nereye bakmanız gerekiyorsa oraya bak. Evet. Hayır. Başka demek istediğiniz ya şey? Başka demek istediğim, eğer hastamız gerçekten ben uygun diyorsak mutlu olma şansı çok yüksek. Teşekkür ederim. Ben mutluyum. Sağ olun. İyi ki sizinle tanıştık. Teşekkür ederim. Ses. Merhaba arkadaşlar. Sol gözümden ameliyat olalı 17 gün, sağ gözümden ameliyat olalı da 10 gün oldu. Gayet iyiyim, keyfim gayet yerinde. Gayet güzel görüyorum. Uzağı da, yakını da, orta mesafeyi de, tüm mesafeleri şu anda gayet güzel görüyorum. Sol gözümde uzak ve orta mesafede puslanma gibi hafif bir sıkıntı vardı. Bu bazen düzeliyor, bazen artıyor, bazen azalıyordu. Şu anda 2 gündür gayet güzel görüyorum. Sol gözümde de uzağı gayet iyi görüyorum. Sağ gözümün adaptasyonu çok hızlı oldu. Sağ gözüm hem uzağı hem yakını gayet iyi görüyor ve hiç bozulmadı Allah'a çok şükür. Sol gözümde ise şu son birkaç gündür iyice oturdu gibi. Oldukça iyi görüyorum uzağı da. Yakını zaten en başından beri oldukça iyi görüyorum. Dolayısıyla gayet iyiyim. Hareler azaldı. O ilk günlerdeki kadar görmüyorum hareleri de. Bu da çok güzel bir haber oldu. Gözlüklerle yaşadıklarımı bu videonun ortalarında bir yerde sizlere aktardım. Ancak tabii yeterince açılmış bir gözlük videosu olmadı o. Yani gözlük açıklaması olmadı. Çünkü gözlük meselesi çok karışık bir mesele. Her markanın kendine ait 3-4 tane multifokal lensi var en az. Ve bu lenslerin her birinin farklı özellikleri var. Estetik kaygılar da var. Hangi gözlük size olacak? İşte ne kadar oturdu? Nasıl oldu? Bunların hepsini optisyenin esasında çok oturup bayağı iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Dolayısıyla da
Yani optisyenler size gözlük çerçevesi, gözlük camı satmaya çalışırlarken doğru gözlük camını, doğru çerçeveyi acaba size öneriyorlar mı? Acaba aldığınız ürün gerçekten size uygun bir ürün mü? Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. O nedenle belki eğer bu videonun altına bununla alakalı yorumlar yaparsanız bu konuyla ilgili biraz daha genişletilmiş bir video yapmayı çok isterim. Onun haricinde gözlüksüz yaşam hakikaten konforlu. İşte sabah kalktığımda gözlük aramıyorum. Spora gittiğimde gözlük kaydı. İşte öyle oldu böyle oldu gibi dertlerim yok. Rahat çıkıyorum, geziyorum, dolaşıyorum vesaire. Yani gayet iyiyim. Gözlüksüz yaşam daha konforlu. En önemlisi de belki de kendimi daha genç hissediyorum. Bu da enerji olarak bana daha iyi geliyor. Bu nedenle ben bu operasyondan çok memnunum. Ama sizlere bu konuyu yani yapın ya da yapmayın diyemem. Bu videoda sadece kendi yaşadıklarımı aktarmış oluyorum sizlere. Umarım size de bir fikir verebilir. Burada gerçekten samimiyetle hiçbir şeyi abartıp azaltmıyorum. Yani ne yaşadıysam onu gerçekten sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ama sonuç olarak gayet iyiyim ve hiç pişman değilim. Netice itibariyle eğer bu konuyla alakalı sorularınız olursa ben size bu videonun altındaki yorumlara memnuniyetle cevap vereceğim. Bu konuyla alakalı başka videolar istiyorsanız lütfen onları da yorumlara yazın. İlerleyen süreçte yine bir iki tane video yapmayı düşünüyorum. İşte belki 3 ay, belki 6 ay sonra neler oldu gibi. Ama şu anda sonuçlar gayet güzel ve ben memnunum. Umarım sizlere de güzelce bu bilgileri aktarmışımdır. Sağlıklı günler, iyi görüşler diliyorum. Hoşça kalın.